defalarca yargıya taşındı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarını yasaklayan tam gün yasasının önündeki son engel de ortadan kalktı. Sağlık alanında devrim niteliğindeki bu düzenleme artık hayatımızda. Tam gün yasasında öğretim üyelerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme daha var. Vatandaşın cebini koruyacak yeni düzenlemeyle 1 Şubat'tan itibaren üniversite hastaneleri de artık diğer hastaneler gibi olacak. Tam gün yasası içindeki bu düzenlemeyle üniversite hastanelerindeki mali sistem baştan aşağı değişecek. Eski sistem döner sermaye veya hoca farkları üzerine kuruluydu. Yeni sistem ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı diğer hastaneler gibi performansa dayalı olacak. Düzenleme ile üniversite hastaneleri vatandaşı mağdur eden hoca farkını artık talep edemeyecek. Öğretim üyeleri ve hastane personeli verdikleri hizmet karşılığında ücret alacak. Yani hasta için yaptıkları her işlemin bir maddi karşılığı olacak. Bu durumda vatandaşın cebi de hoca farkından yanmamış olacak. Cebimden para çıkmayacak, geleceğim hocaya muayene olacak. Tetkiklerim zaten kamu şeylisi, emekli sandı. Her şeyim yapılıyor benim menfaatime. Yeni dönemde vatandaş üniversite hastanelerinde tek kuruş para ödemeyecek. Buradaki öğretim üyeleri daha fazla para kazanmak için daha fazla hastaya bakacak. Ve özellikle aylarca sıra bekleyen sigortalılar ve yeşil kartlılar da ameliyat ve MR için daha fazla mağduriyet yaşamayacak. Devletimizin böyle şeylere el atması bizim hele hele orta kesim vatandaş için en büyük avantaj. Mantıklı, normal, iyi bir şey ama uygulamada bilmiyorum bir takım problemler çıkar gene.